arkadaşlar. İnternet aramalarında Shoei NXR ve Shoei GT-Air'in camları nasıl çıkartılır, Double D bağlama nasıl yapılır, mikrometrik bağlama nasıl yapılır, nasıl çıkartılır diye aramaların olduğunu gördük. Bunlar için de camların nasıl çıkartıldığına dair ufak bir video çekelim dedik. İlk önce GT-Air'in camı nasıl çıkıyor? Altında bir tane pin var. Zaten pimi aşağıya doğru bastırınca şuradan kendini atıyor. Ve şuradan biraz aşağıya doğru çekince tık diye çıkıyor. Pimi altına doğru geçiriyorsunuz. Ondan sonra da yerine oturduğu zaman da tık diye aşağıya doğru bastırıyorsunuz. Cam o şekilde rahatlıkla yerine geçiyor. NXR'da da şöyle bir şey var. NXR'ın biraz daha basit aslında cam çıkması. Şurada yine onun da pimi var. Bunu da yaklaştıracağım videoyu. Onu bastırdığınız zaman zaten dışarıya doğru çektiğiniz anda camı çıkıyor. İki tarafının da çıkması aynı. Tekrar üstüne doğru bastırıp pimi bıraktığınızda doğrudan kapanacaktır. Herhangi bir zorluğu yoktur. Şimdi Double D bağlamaya geçelim. Double D bağlama hani biraz daha uzun mesafeli yolculuklarda hani bağla çıkart, bağla çıkart belki zorlanabileceğiniz bir kask. Fakat hani bağlaması gerçekten kolay. Şuradan içinden geçiriyorsunuz. Tekrar bu Double D olmasının iki tane çelik plakanın arasından tekrar geçiriyorsunuz. Şurada bir tane çıt çıtı var. Bu çıt çıtını da şuradan bağlıyorsunuz. Ve böylece hani sağlam, açılmayacak bir bağlama şekli olmuş oluyor. GT-Air'e geçelim. GT-Air'de de mikrometrik 2 adı verilen bir tane bağlama çeşidi var. O rahatlıkla zaten hani kafanızdan çıkması için hani üstüne bastırdığınız zaman kafanızdan çıkması için rahatlıkla kullanabileceğiniz bir pim şeklinde yapılmış. Buradan üstüne bastırıp içine soktuğunuz zaman doğrudan kapanıyor. Mikrometrik 2 olmasının faydası biraz daha dayanıklı, darbelere karşı daha dayanıklı çıkmayacak şekilde yapılmış. Bu üstündeki lift denilen yeri yukarı kaldırdığınız zaman rahatlıkla çıkabilecek şekilde yapılmış. Double D biraz daha güvenli bir bağlama çeşidine giriyor. Bence daha iyi ve daha güzel bir bağlama çeşidi. MotoGP'de de zaten bunu kullanıyorlar. Mikrometrik 2'den de gerçekten memnun olanlar var. Seçim sizin. NXR veya GT-Air almak tamamen sizin kararınız. NXR bence hem sessiz hem Double D bir bağlamaya sahip hem de gerçekten iyi hava alabilir bir kask. Fakat GT-Air'de hani mikrometrik 2 olmasına karşın gerçekten sessiz bir kask. Zaten hani dış kabukları gerçekten çok iyi yapılmış. Aynı zamanda GT-Air'in biliyorsunuz güneş vizörü var. Seçmek istediğiniz zaman seçim tamamen size bağlı. Hepsini yani bunun farklı farklı çeşitlerini bulabilirsiniz. Mağazamızda var, internet sitemizde var. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi sürüşler.